başkanımıza ve bugüne kadar da Tekirdağ Tüm Mahallesi'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Şarköy adına buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve bu çalıştayım bütün Tekirdağ için hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun, sevgiler, saygılar. Şarköy Belediye Başkanımız Sayın Alpay Bayan, çok teşekkür ediyoruz. Ve selamlama konuşmaları yapmak üzere Malkara Belediye Başkanımız Sayın Ulaş Yurdakulu Kürşe'ye davet ediyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli milletvekilim, değerli ilçe belediye başkan arkadaşlarım, Büyükşehir Belediyesi'nin değerli bürokratları, demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan, en temel dayanağı olan saygıdeğer muhtarlarımız, öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. İnanıyorum ki bu dönem geçen dönemden daha hızlı, daha verimli, daha faydalı bir dönem olacak. Tekirdağ Tüm Mahalleleriyle gereken hizmetleri hem Büyükşehir Belediyesi'nden hem de ilçe belediyelerinden alacak. Daha özgür, daha demokratik bir ortamda daha çok sesimizi duyurarak çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Malkara Belediye Başkanımız Sayın Ulaş Yurdakulu'na çok teşekkür ediyoruz. Ve selamlama konuşmaları yapmak üzere Muratlı Belediye Başkanımız Sayın Nevin Tepeli Kürşe'ye davet ediyorum. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Bilal Özden Aygün, değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli Belediye Başkanı arkadaşlarım, değerli Genel Sekreterimiz, Tesis Genel Müdürümüz, değerli bürokratlar, değerli muhtarlar, değerli basın, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii Büyükşehir'e teşekkür borçluyuz. Çalışmalarımızda Kadir Başkanımız hep birlikte bizlerle oldu. Sizlerin katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Ayrıca ben bir teşekkürümü de tabii kendi mahalle muhtarlarıma yapıyorum. Hepsi eksiksiz burada olduğu için onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Ayrıca olsun diyorum. Muratlı Belediye Başkanımız Sayın Nevi Tepe'ye çok teşekkür ediyoruz. Ve selamlama konuşmaları yapmak üzere Saray Belediye Başkanımız Sayın Özgen Erkiş'i Kürşe'ye davet ediyorum. Sayın Vekilim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, çok değerli ilçe belediye başkanlarım, Büyükşehir Belediyesi'nin çok değerli çalışanları, kıymetli birim başkanlarım ve sevgili misafirler, hepinize içten duygularımla selamlıyorum. 6. Muhtarlar Çalıştayı'nın vilayetimiz hayırlı olmasını diliyorum. Bilimi cesaretle harmanlayarak yaptığı çalışmalarla, çalışmalarla idareciliği, bilhassa yerelde idareciliği öğrenmenin önerildiği bir yer haline getiren bütün Tekirdağ'ımızı yerel idareciler için bir okul, bir akademi haline getiren Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu yöndeki çalışmaları için bir eğitimci olarak bilhassa teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı olsun diyerek aramızdan ayrılıyoruz. Başkanımız Sayın Özgen Erdiş'e çok teşekkür ediyoruz. Ve selamlama konuşmaları yapmak üzere Kapaklı Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Çetin'i Kürşe'ye davet ediyorum. Sayın Vekilim, çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, kıymetli ilçe belediye başkan arkadaşlarım, demokrasimizin kılcal damarları, sevgili muhtarlarımız, değerli basınımızın yüzde temsilcileri, hepimizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Çalıştayımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Belediye Başkanımız, Tekirdağ'ın abisi, her yerde olduğu gibi bizi birleştiriyor. Kendisine bu çalıştaydan dolayı teşekkür ediyorum. Çalıştayım nasıl süreceğini bilmiyorum ama yeni bir belediye başkanı olarak
muhtarlarımızla bazen ufak bazı eksiklikler yaşıyoruz. Bir küçük tavsiye olarak şunu istiyorum. Bugün burada bütün muhtarlarımız bir aradayken yeni seçilmiş muhtarlarımızın bazı görevlerin nerelerde, ilçe belediyesine, nerede büyük şehire ait olduğunu bilmiyorlar. Bunun bir kitapçık haline getirilirse faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü birebir vatandaşa en çok onlar muhatap oluyorlar. Orada bazı kavram karışıkları yaşanıyor. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Çetin'e çok teşekkür ediyoruz. Ve selamlama konuşmaları yapmak üzere Ergene Belediye Başkanımız Sayın Rasim Yüksel'i kürsüye devam ediyor. Çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız, çok değerli milletvekilim, belediye başkan arkadaşlarım, çok değerli daire başkanlarım, çok değerli muhtarlarım. Sayın basın, hepinizi en içtenlikle sevgiyle selamlıyorum. Yatırım sırasına göre konuştuk herhalde. En az yatırımı Ergen almış demek ki. Ne diyor muhtarlar? Ergen'in muhtarları mı? Biz yeni ilçeyiz. Biraz paylaşmak istiyorum. Sayın muhtarlarım bugün dile getirecekler. Tabii ki Büyükşehir Belediye Başkanım geçen dönem çok güzel hizmetler beraber yürüttük. Beraber inşallah bunları beraber yürüteceğiz. 11 ilçeye 14 bu projesini hayata geçirdik. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ben teşekkür ediyorum. Tabii ki dediğim gibi Ergene yeni bir ilçe, Kapaklı yeni bir ilçe. Sünayipaşa zaten pastadan payını alıyor. Yani biz bu dönem dediğim gibi biraz Büyükşehir Belediye Başkanımızdan ayrıcalık istiyoruz, faydalanmak istiyoruz. Ben çalışayım, hayırlı olsun diyorum. Tabii ki güzel geçen diyorum. Yeni seçilen burada arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Ben de saygılar istiyorum. Başkanımız Sayın Rasim Yüksel'e çok teşekkür ediyoruz. Ve selamlama konuşmaları yapmak üzere Süleyman Paşa Belediye Başkanımız Sayın Cüneyt Yüksel'e yüksek davet ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli milletvekilim ve bugün içimizde misafir olmuş kıymetli belediye başkanlarım, Büyükşehir'imizin değerli bürokratları, ve her belediye birbirinden kıymetli Süleyman Paşa'mızın, Tekirdağ'ımızın, tüm ilçelerimizin kıymetli muhtarları şehrimize, ilçemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle şu Süleyman Paşa ile ilgili yatırım pastadan kayalı diyor ya başkanım. Ya şurası Tekirdağ merkez, Trakya'nın merkezi Süleyman Paşa. Hepimiz bunu çok iyi biliyoruz ki Tekirdağ, Türk Trakya'nın aynası. Süleyman Paşa da Trakya'nın aynası. Dolayısıyla burada bazen politik ayrımcılık yapmakta fayda var diye düşünüyoruz. Ama ve lakin yeterli mi? Değil. Süleyman Paşa'nın da Tekirdağ'ın da ciddi anlamda yatırıma ihtiyacı var. Planlı çalışmaya ihtiyacı var. Bu vesileyle öncelikle tabii muhtarlarımıza ve bizim ilçe belediye başkanlarımıza çok fazla iş düşüyor. Koordinasyonun sıkı bir şekilde sağlanması gerekiyor. Bunun farkındayız. Ben yeni seçilen muhtarlarımıza öncelikle hayırlı olsun diyorum. Allah mahcup etmesin. Önceki dönemde de görev yapmış ve devam eden muhtarlarımızın Allah yar ve yardımcısı olsun diyorum. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımızdan özellikle şunu istirham ediyorum. En büyük sorun ben Müşahit Belediye Başkanıyım. Yeni seçildim. İnşallah Allah bize güvenen hemşehrilerimize karşı bizi mahcup etmez. En büyük sorunumuz koordinasyon eksikliği. Yani muhtarlarımızla ilçe belediyeleri. İlçe belediyelerinin Büyükşehir'de falan olan koordinasyonu sağlayacak sistemi kurabilirsek. Tekirdağ'da, Süleyman Paşa'da işler çok daha hızlı ve rayında ilerleyecek diye düşünüyoruz. İşte bu doğrultuda da belediyeler şu anda stratejik plan çalışması yapıyor. 5 yıllık plan çalışması yapıyor. Yani ilçelerde ve ilgilerinde yapılacak yatırımların planlanması, öncelik planlaması ve ihtiyaçların doğru şekilde tespit edilmesiyle ilgili çalışmalar yapılıyor ki Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda ağırlıklı olarak bu kurultayı bu doğrultuda yapıyor. Allah nasip ederse bu aradaki koordinasyonun iletişimi doğru şekilde yürütebilirsek, sağlarsak biz bize güvenen insanlarımıza, vatandaşlarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için ciddi bir gayret sarf edeceğimizi ortaya koyduk. Ama bu planlama sayesinde inşallah bunları hayata geçireceğimize inanıyorum. Ben bu toplantıyı organize eden Büyükşehir Belediye Başkanımıza can gönülden teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin değerli bürokratlarına da
Allah yar ve yardımcılar olsun diyorum. Çünkü eleştirilerimiz en çok onlara geliyor. Sıkıntıları en çok onlar yaşıyor, farkındayım. Ama bu dönem siyasi parti ayrılığı gütmeden, yani önümüzdeki 5 yıl boyunca kadar yerel seçimler yok. Biz AK Parti'nin belediyesi olabiliriz. Veya diğer arkadaşlarım CHP'nin belediyesi olabilir. Veya başka bir siyasi partinin belediyesi olabilir. Bu dönem özellikle yerelde siyaseti kenara bırakarak milletimize maksimum memnuniyeti sağlayacağı çalışmaları ortaya koymakla görevli olduğumuzun farkındayız. İnanıyorum ki biz bu doğrultuda çalışacağız ve vatandaşımıza karşı boynumuzu ve boynumuzu yere indirmeyeceğiz diyorum. Ben tekrardan içimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Size can gönülden selamlıyorum, Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Sayın Cüneyt Yüksel'e çok teşekkür ediyoruz ve selamlama konuşmaları yapmak üzere Çerkezköy Belediye Başkanımız Sayın Vahap Akay'ı Kürşe'ye davet ediyoruz. Sayın Yönetmeliği, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, kıymetli belediye başkanı arkadaşlarım, kıymetli muhtarlarımız, öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 31 Mart seçimlerinden sonra Tekirdağ adına yeniden göreve gelen kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları ve muhtarlarımızla beraber Tekirdağ'ın 2019'dan 2024'e giden yolunda yeni 5 yılında milletimize verdiğimiz sözleri birer birer yerine getirmek, siyaseti bir kenara koyarak sadece ve sadece yaşadığımız şehirde, yaşadığımız ilçede, yaşadığımız mahallelerde vatandaşımızın bizden olan beklentileri daha da yukarıya çıkarmak adına almış olduğumuz görevleri şimdi inşallah hep birlikte el ele, yan yana, omuz omuza vererek bunları gerçekleştirme inancıyla yola çıktık. Ben bu çerçevede seçimlerde görev alan tüm muhtarlarımıza, mahalle muhtarlarımıza, kıymetli belediye başkanlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah 2024'e giden yolda el ele, yan yana, kol kola, omuz omuza bu toprakların geleceğine, Tekirdağ geleceğine hep birlikte iyi hizmetler edeceğimiz inancıyla bir kere daha çalıştığımızın Tekirdağ'ımıza, memleketimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Sevgiyle, saygıyla hepinizi selamlıyorum. Çerkezköy Belediye Başkanımız Sayın Vahap Akay'a çok teşekkür ediyoruz. Ve konuşmalarını yapmak üzere Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın İlhami Özcan Aydın'ı Kürşe'ye davet ediyorum. Çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım, ilçe belediye başkanlarım, genel sekreterim, teslim genel müdürüm, geçmiş dönem belediye başkanım, merkez Türk Birliği başkanım, değerli muhtarlarım, sevgili basınımız, hepinize içten duygularla selamlıyorum. Çalıştayımıza hoş geldiniz diyorum. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na selamlarımı size iletmek istiyorum. Sayın Genel Başkanımızın sizlere selamları var. Çünkü sizler olmazsanız, muhtar olmazsa, kılcal damarlar olmazsa demokrasinin olmayacağına hep birlikte en ortamda ifade ediyorlar. Bu bağlamda selamını yapıyorum. Değerli hemşehrilerim, şimdi Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız güzel bir film bize izletti. Bu filmde emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere bütün çalışanları, bürokratları, daire başkanlarını ben tutuyorum. Yine ilçe belediye başkanımız tutuyorum hep beraber. Tekirdağ'ın geleceğine, Tekirdağ'ın tarihine güzel bir imza attılar. Ve imza atmaya devam ediyorlar. Yani geçtiğimiz hafta Perşembe, Cuma günü bir açılıştaydı. İnanır mısınız, gözlerimiz doldu. O çocukların cıvıl cıvıl bir arada olması ve o Muratlı'da, denizin olmadığı Muratlı'da geçmişte arabanın içerisindeki şişme bir botu içerisinde yüzen çocuklarımız, yüzme öğrenmeye çalışan çocuklarımız Cuma günü modern bir yavru yüzme havuzuna kavuştular. O çocukların oradaki mutluluğunu, sevincini gördükten sonra ben bir defa daha sevgili Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Muratlı Belediye Başkanımızı ve bürokratları kutluyorum. Çünkü çocuklar her şeye layık biliyoruz. Onlar bizim geleceğimiz, onlara yapacağımız hizmetler bize kat ve kat verilecek diyorum.
Ama bunlarla bitmiyor tabii ki. Tarımsal daire, Tarım Bakanlığı'nın eksik olduğu konularda ilimizde birçok projeye imza attılar. Benim bildiğim, kitapçıkta da sizler de bakacaksınız, %50'sinden fazla meramızı ıslah yaptılar. Evet, meram ıslahını yaşardılar. Yine Ork köylerimize arı kovanlarıyla beraber, bir de şimdi Merkez Süt Birliği'mizle de bir ortak proje yürütüyorlar. Gelecek dönemde çiftçilerimizin süt ihtiyacını Malkara Birlik Yem'den sağlama konusunda çalışmalar sürüyor. Yani kısacası hem tarımlar varız, hem çocuklarımızın geleceğinde sosyal hayatta varız, hem de büyüklerin yaşam standartını yükseltme konusunda büyükşehir çalışıyor, ilçe belediyemiz çalışıyorlar. Ve bürokratlarımızla gecesini gündüzüne katarak tekir ve hizmet için mücadele ediyorlar. Ama yetmedi, şimdi bir de belki Türkiye'nin olmayan, çok iyi olmayan modern üret kombinesini de ilimize kazandırdılar. Çünkü Tekirdağ dediği zaman sadece sanayi değil, tarım var, turizm var, kültür var, denizimiz var. Baktığı zaman mavi bayraklı ilaçlarla Tekirdağ'ı örmeye başladı. İşte geçtiğimiz günlerde de hep beraber sizlerin önderliğinde mavi bayrak çekimi vardı Şarköy'de ve plajları dahi temizliyorlar. Yani kısacası iğneden ipliğe kadar Büyükşehir Belediye'miz ve ilçe belediye'miz çalışıyor. Ve birlik beraberlik içerisinde bizler de sizlerin Ankara'daki temsil olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Ama ben değerli muhtarlarımız için daha çok biliyorum, bize ulaşıyorlar sağ olsunlar. Ve bundan da biz mutlu oluyoruz çünkü ilçelerdeki, köylerdeki, mahallelerdeki sıkıntıları en iyi bilenler sizlersiniz. Başı sıkışan kim varsa önce muhtara geliyor. Ve muhtarımız maddi yönden de, manevi yönden de bütün talepleri karşılamaktadır. Ben bu konuda sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Şükranlarımı sunuyorum çünkü birinci duvar sizsiniz. Herkesten önce vatandaşla irtibatını sağlanan nokta sizsiniz. Ama ben şunu da söylüyorum ki Büyükşehir Belediye Başkanımız sizlere bir telefonla attı bağlamıştı daha önce. Sevgili başkanım herhalde devam ediyor değil mi o muhtarlarımızla? Ve ücretleri de Büyükşehir karşılığını biliyorum. İnşallah muhtarım olur. Bugün ki evet. Yani Büyükşehir Belediye'mizle sizlerle olan bir irtibatı sağladılar. Kırmızı telefon değil bana biz. Evet, kırmızı hattı üzerinden sizler irtibatı sağlıyorlar. Ama benim üzüldüğüm Çorlu'da bir muhtarımız benden bir okul, bir okulla ilgili talep etmişti. Maalesef o okulun ihtiyacını karşılayamadık. İlimizin maalesef diyorum okul ihtiyacı yüksek. Okula ihtiyacımız var, dersliğe ihtiyacımız var. Geçtiğimiz dönem teşekkür ediyoruz Büyükşehir'imize ve meclis üyelerine. 11 ilçede 11 okul projesiyle katkı sağlamaya çalıştılar ama yetmiyor arkadaşlar. Sizlerden istirhamımız, etrafımızdaki iş dünyasındaki insanları böyle bir okul yapma projesini destekler etmemiz. Yani bir şey çocuklara yatırım yapmamız gerekiyor. Bakınız, eğitimde ilimiz 41. sırada. Ama ben başka bir şey daha söyleyeceğim. Geçtiğimiz hafta Tekirdağ'da bir bölge birliği kaybettik. Aslında işi kaşıdığımız zaman sevgili başkanım bu sizlere de değiyor. Verdiği açısından belediyelere değmeye başladı. Gümrükler bölge birliğini kapattılar. Evet, bir kısmı Çerkezköy İstanbul'a bağlandı, bir kısmı Edirne'ye bağlandı. Ve Tekirdağ gelişen, sanayisi gelişen bir bölge. Limanlarımız artıyor. Ve Çerkezköy OSB'lerle beraber organik sanayi ve en fazla verdiği veren ilçe arasında biz 6'lardayız, 9'lar arasında gidip geliyoruz. Ama geri dönüşlerde ise maalesef 40'ların üzerindeyiz. Şimdi geldiğimiz noktada yine Gümrüklerin, Gümrük Birliği, Marmara, Gümrük Bölge Birliği kapatılmasıyla beraber ayrı bize bir darbe vuruldu. İnşallah bununla ilgili girişimleri sürdüreceğiz. Tekrar şehrimize kazandırılması konusunda çalışmamı sürdüreceğiz diğer arkadaşlarımızla. Ama geldiğimiz nokta şu var. Tekirdağ Ankara'ya fazla gönderiyor. Ama dönüş olarak da maalesef 41'lerdeyiz.
Sağlıkla ilgili, işte Ergene'yle ilgili devlet hastanesi sorularımız herhalde yer beklenmesi bulmuş ama geç kalıyoruz. Yine kapaklı devlet hastanesi, Çerkezköy'e yetmiyor. Şarköy'de devlet hastanesi açtık ama doktorumuz yok, personelimiz yok. Sağlıkla ilgili sıkıntılarımız var. Bunlar gerçekler arkadaşlar. Çünkü siz de karşılaşıyorsunuz. Bir hasta olduğu zaman eğer tedavi olamıyorsa size ulaşıyor veya bize ulaşıyorlar. Bu konuda bizler mücadele sürdüreceğiz. Sizler de mahallelerinizde, sokaklardaki sorunları bizlere yettiğiniz sürece bizler Büyükşehir'de köprü vasıtası görerek, ilçe belediyemizde köprü vasıtası görerek gerekli yapması için mücadele sürdüreceğiz. Tekirdağ en güzel var. Daha da güzel bir şeylere ihtiyacı var. Potansiyel var mı? Var. Ama biz bu potansiyeli birlik olarak, sen ben değil, biz olarak harekete geçirmemiz lazım. A, B, C partisi değil, Tekirdağ partisi olarak, Tekirdağ'da Sevenler partisi olarak bir araya gelirsek eğer, birlikte başaracağız diyorum. Ben bu çalıştayım, ayıp olmasın diyorum. Çünkü sayı 6 olmuş sevgili başkanım. Demek ki Büyükşehir Belediyesi sizlerle olan irtibatı koparmıyor, koparmayacaklarını düşünüyorum. Ve yeni seçilen belediye başkanlarımıza, yeni seçilen Çiçeği Kurulu'ndaki muhtarlarımıza ve önceki dönemden tarafına gelen belediye başkanlarımıza ve muhtarlarımıza ben tekrar tebrik ediyorum. Bu çalıştayın başta Tekirdağ'ımıza, daha sonra ülkemize ayrı olmasını diliyorum. Bizim telefonlarımız her zaman sizin elinizde diyorum. Ankara telefonu evinizde, kapımız açık. Yapabileceğimiz her şeyde sizlerle beraber olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Tekrar hayırlı olsun, saygılar sunuyorum. Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın İlhami Özcan Argun'a çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer protokol değerli muhtarlarımız, Tekirdağ'ımızın 11 ilçesi ve 359 mahallesinde ihtiyaç ve sorunları tespit etmek, bunlara çözüm sunmak, hizmetleri en etkin şekilde gerçekleştirmek amacıyla 6. Muhtarlar Çalıştayı'nda yeniden sizlerleyiz. Sevdamız Tekirdağ diyerek çıktığımız bu hizmet yolunda muhtarlarımızın görüş ve düşünceleri bizler için her zaman yol gösterici oldu ve olmaya da devam edecek. Bugün hep